Merhaba Nesin Ekonomi üyeleri, Pazar Bülteni ile karşınızdayım. Pazar Bülteni'nde çok önemli hazırlık karşılaşmaları oynanacak. Ben de bu 4 karşılaşmayı sizler için değerlendireceğim. İlki Benfica ile Valencia arasında oynanacak 292 koltuğu mücadelede. Mücadele Benfica'nın stadı Estadio Luz stadında oynanacak. Benfica takımı da Valencia'da kadrosunda önemli oyuncuları satmak zorunda kaldı. İki takım da kadrosunda önemli değişiklikler yaptı diyebiliriz. Hazırlık maçlarında Benfica çok da fazla umut vermedi. Marsilya'ya 2-1 kaybetti. Sion'u 2-0 yendi. Valencia'da hazırlık maçlarında yenilgiler aldı. En son Universitat deplasmanında 1-0'lık bir yenilgiyle döndü Valencia takımı. Avrupa'da oynanacak bu mücadelede ben iki takımın da gol bulmasını bekliyorum. 1.45'lik karşılıklı gol var oranı bulunuyor. 314 kodlu maçta Everton'la Porto karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede Everton'ın stadında oynanacak. Everton Chelsea'de kiralık olarak aldığı Lukaku'yu bu sefer bonservisiyle renklerine bağladı. Porto'ya baktığımız zaman Porto takımı da daha çok Güney Amerika'dan genç futbolcuları alıp satmasıyla ünlüydü, ancak bu sefer strateji değiştirdi. Avrupa'nın olmuş futbolcularını tabiri caizse kadrosuna kattı. Bunlardan biri Atletico Madrid'den Adrian oldu. Barcelona'dan kiralık genç futbolcu aldılar. Dolayısıyla Porto da bu sezon para harcadı diyebiliriz. Bugüne kadar hep transferlerden para kazanan bir takımdı Porto. Değişik bir Porto izleyeceğiz. Bu özel mücadelede de ben iki takımın da gol bulmasını bekliyorum. 315 kodlu karşılaşmada da Werder Bremen Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Chelsea transfer döneminde önemli hamleler yaptı. Kaleci Courtois'u artık Atletico Madrid'e kiralık vermekten vazgeçti ve kadrosunda bulunduruyor. Atletico Madrid'den sağ bek Felipe Ruiz, forvet Diego Costa'yı renklerine bağladı. Hatta Miranda'yı da alacağı söyleniyor. Ve son olarak da Drogba'yı bir sezonluğuna yeniden transfer etti. Biliyorsunuz Galatasaray'dan ayrılmıştı Drogba ve boştaydı. Eski takımıyla, efsane olduğu takımıyla yeni bir sözleşme imzaladı. Werder Bremen ise Galatasaray'da problem yaşayan Hayrovic'i bonservisiz olarak, tabii ki şimdilik Galatasaray'ın FIFA ile olan sorunu devam ediyor. Hayrovic ile ilgili olan sorunu devam ediyor. Werder Bremen de Hayrovic'i renklerine bağladı. Onlar hazırlık maçlarında iyi gözüktü, ancak biraz daha vasat takımlarla oynadı Werder Bremen takımı. Chelsea özellikle son vites karşılaşmasında 3-1 kazanırken iyi de futbol oynamıştı. Ben bir 70'lik oranıyla Chelsea'yi galibiyete bir adım yakın görüyorum. Son maçımızsa Arsenal ile Monaco arasında 316 kodlu maçta. Arsenal'de bu kez transferde önemli paralar harcadı. Barcelona'dan Alexis Sanchez'i, Real Madrid'den Sami Khedira'yı renklerine bağladı. Önemli bir takım oldular. Zaten ellerinde Mesut Özil vardı. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'den almışlardı. Monaco ise James Rodriguez'i kaybetti. Onlar iki sezondan beri iyi kadro kuruyorlar, iyi para harcıyorlar. Falcao'nun geçen seneden kalma bir sakatlığı var. Dünya Kupası'nı kaçırmıştı, ancak sezon başına yetişecektir muhakkak, ama bu hazırlık maçında belki riske edilmeyebilir Falcao. Ancak ben yine de bu karşılaşmada hem Monaco'nun hem Arsenal'in gol atmasını bekliyorum. 1.50'lik bir karşılıklı gol var oranı bulunuyor. Bence değerli bir oran. 4 hazırlık maçını sizler için yorumladım. Herkese kuponlarında bol şans, bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.